Domates, patlıcan, kabak yılın 12 ayı tüketilmemesi gerekiyor. Şimdi İstanbul'a Sent Pazarı'nda Böbrek Dede ile birlikteyiz. Bize yılın 12 ayı tüketilmemesi gereken ve kışın tüketmemiz gereken sebzeleri anlatacak. Evet. Evet, şimdi bu projenin amacı hangi mevsimde hangi sebze meyve tüketilir, hangisi tüketilmez. Örnek 12 ay domates yenme hastalığı var. Bana göre bir hastalık bu. Halbuki biz yaz aylarında tarla domatesi yememiz lazım. Sera domatesi yediğimizde otomatikman ne alıyoruz? İçine katkı maddesi olarak konulan kimyasalları alıyoruz. Serada üretilen ürünleri az miktarda tüketeceğiz ama tarla domatesini mesela şu özellikle pembe domates yani tarla domatesi hala bulunabiliyorsa onu yemeye devam edeceğiz. Tabii ki tam zamanı lahana, işte karnabahar ve de bütün pırasa, pazı bunları tüketeceğiz. Burada gördüğünüz limon başta olmak üzere bütün turunçgilleri, portakal, mandalini bol miktar tüketeceğiz. Çünkü nezle zamanı, hava değişimleri vesaire. Biz vitamin C almamız lazım. Vitamin C demişken de şu patlıcanın mümkün o kadar çok güzel bir patlıcan, bostan. Yiyebiliriz ama canımız çekiyorsa çocuklar için. Ama sera ürünüdür mümkün mertebe. Ama şu alabaş özellikle çok önemli. Bronşite, astıma, bir de burada olmayan ne var? Şeker. Şekeri düşürüyor. Onun için bir de strese karşı. Yani bunu her zaman tavsiye ederim. Özellikle pancar. Pancar tam zamanı. Bu pancarı her şeyini yapabiliriz. Haşlayabiliriz. Turşu yapmamız lazım. Turşu yaptığımızda da az tuzlu yapmamız lazım. İlle de tuz koyacaksak kaya tuzunu tercih edeceğiz. Çünkü içinde daha fazla mineral var. Bu gördüğünüz peynirler gördüğünüz gibi doğal. Yani ambalajlanmış, aşırı tuz içermeyen peynir. Niye? Çünkü tuz demek raf ömrünü artırıyor demek. Ambalajlı bir gıdanın normal olarak dayanması lazım. Onun için tuz fazla konuyor. Ama tuz başta kalp sağlığı olmak üzere böbrek sağlığını da bozuyor. Kılcal damarları yüksek tansiyon nedeniyle tehlikeye sokuyor. Onun için burada gördüğümüz esasında tamamen doğal ve de raf ömrü fazla olmayan az miktarda bu peynirden alacağız. Özellikle otlu peynir, tulum peyniri tercihimiz olacak. Mümkün olduğu kadar peyniri de ambalajını açıp ambalajlı yerden almışsak yani endüstriyel bir ürünse hemen ambalajını alıp da sofraya koymayacağız. Ilık suyla birkaç kere durulayacağız. Dışındaki tuzu atacağız. Ondan sonra zeytin de aynı şekilde. Zeytin de olduğu gibi ambalajını açıp almayacağız. Mümkün olduğu kadar yeşil zeytini tercih edeceğiz. Çünkü siyah zeytinde ne yazık ki bir takım katkılar olabiliyor. Teşekkür ederiz. Ne almış? Turp almış. Alabaş almış. Bu pancarı yiyen ölmüyor. Çok duygusal. Havuç aldım. Havuç almış. Yani tam mevsiminde alınması gerekenleri almış. Özellikle bu alabaş var ya, burada da tezgahta yazılı. Ne yazıyor? Bronşite, astıma, kalbe, bir de şeker. Şeker hastalığında özellikle şeker miktarını düşürüyor. Hakikaten bir nevi doktor. Dolayısıyla bunun salatalığa konduğu zaman rendelenmiş hali veyahut da kıyılmış, ince kıyılmış limonlu suyu içine bir miktar nar ekşisi de konulabilir. İdeal bir çözüm. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki 12 ay domates yer misiniz? Yok, yemem. Niye yemezsiniz? Ben şu an kestim domates yemeyi. Bravo. Ne zaman yemeniz lazım? Dolabımda var birkaç tane. Derin dondurucuma attım. Onu yerim. Başka yemem. Peki patlıcan yer misiniz? Yok, patlıcan da yemiyorum. Peki bunlar arasında? Biber yiyorum. Bunlardan yerim. Alabaş turp. Evet. Turp ve havuç. Pancar yersiniz değil mi? Pancar yerim. Evet. Peki, pancar, lahana yerim. Pancar turşusu yapar mısınız? Yaparız. Peki hangi tuzu kullanıyorsunuz? Kaya tuzu kullanıyorum. Bravo. Vallahi bu hanımefendi çok bilinçli. Tebrik ediyorum. Tekrar elini sıkıyorum. Niye? Rafine tuz kullanmayın. Yok. İçinde alüminyum sterat diye bir kimyasal var. Higroskopik yani topaklanmasın diye. Bir de kaya tuzu çok çabuk erimiyor. Ve de ne yapıyor? Dolayısıyla daha az tuz alıyoruz. Kaya tuzunun içinde mineral var. Onları da almış oluyoruz. Özellikle
turfanda yani zamanında topraktan çıkarılmış sebzeler, özellikle turpgillerde mineral ve vitamin var. Onları az haşlanmış olarak yediğimiz takdirde veyahut da aynen doğal ortamda yediklerimiz takdirde onları almış oluyoruz. Sera ürünlerinden biraz uzak duruyoruz kış aylarında. Şu anda biraz evvel saydıklarım yemekte fayda var. Kabak. Yine kabak tatlısı yaptığımız zaman çok az şeker kullanacağız. Fazla şeker kullanmayacağız. Çünkü şeker ve tuz böbrek sağlığını tehlikeye atıyor. Teşekkür ederiz. Paketli gıdalarda da artık trafik ışıkları modeli getiriliyor. İçeriğine göre kırmızı, sarı ve yeşil olarak renklendirilecek ve tüketiciye bilgi verecek. Timur Erk'le birlikteyiz. Neler yapılacak bu uygulamada? Şimdi 3 sene evvel tarım, orman ve o zaman isminde gıda da vardı. Bakanlığı bir uygulamayı, bir yönetmeliğe imza attı. Geçiş süreci 3 sene. 1 Ocak 2020'den itibaren ambalajlanmış ve paketlenmiş gıdalarda eğer içinde aşırı miktarda tuz, aşırı miktarda şeker, aşırı miktarda trans yağ olanlara trafik ışıkları modelinde olduğu gibi herkesin görebileceği 3 milimetre kutunda daire damgayı yiyecekmiştik. Bu uygulama 1 Ocak 2020'de başlaması gerekirken bugün aldığımız, bakanlıktan aldığımız bilgiye göre hazırlıklar tam bitmediği için, son aşamada olduğu için ötelenmiş durumda. İnşallah daha da fazla ötelenmez. Böylece özellikle okul kantinlerindeki yönetmelik de bir an evvel öne çekilir ve sonuçta sağlıklı nesillere kavuşuruz. Niye? Çünkü kantinciler diyor ki vatandaş alışveriş merkezinde çocuk ebeveyninden aldığı parayla istediği bakkala gidip cipsini, işte zararlı ürünleri alabiliyor demişlerdi. Şimdi artık genele teşmil, yani bu sistem yaygınlaşırsa bütün alışveriş merkezlerinde, tekrar ediyorum, aşırı tuzlu, aşırı şekerli, aşırı trans yağlı ürünlere bir herkesin görebileceği kırmızı noktalar gelirse, sarı noktalar ve yeşil noktalar gelirse herkes ne alacağını bilir. Harika var adam, baksana. Bir tane yaprağında lekçe yok. Şu anda fazı yiyeceksin.